Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 19. haftasının ikinci videosundayız. Piramitte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu haftanın son videosu çünkü piramit burada bitiyor. Kitabımızda nerede kalmıştık? Sayfa numarası 215'te yani 11. örnekte kalmıştık. Sayfa numarası 215 ve 216'yı işleyip piramit konusunu bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 11 şöyle bir şey var şekil var. Aslında burada örnek 11 üzerinde kesik piramiti anlatacağım. Aslında örnek gibi düşünmeyebiliriz. Şimdi alanlar oranı nedir diye soruluyor bize. Bu A üssü B üssü uzunluğunu kaç vermiş? 4 vermiş. Şuradaki uzunluk 4 verilmiş ve AB uzunluğu da 6 verilmiş. Burası da 6 verilmiş. Arkadaşlar şu şekilde normalde kesik piramit tabana paralel bir şekilde kestiğimiz zaman bir iki piramit oluşuyor. Bir buradaki piramit bir de alt taraftaki piramitin kesik hali. Yani şunu düşünmediğiniz zaman şunu kapattığınız zaman bak Piramit olmayan şekli biz kesik piramit diyoruz. Üstteki yine kestiğin zaman yine bir piramit olmuş oluyor. Kesik piramit alttaki şekli. Peki hocam 4 bölü 6. Pa tabana paralel bir düzlemde kestik ya. İşte burada bir benzerlik çıkıyor karşımıza. Benzerlik oranı burada ne? Bak burada 4 bölü 6. E, burada 4 bölü 6 temel orantı var. E şunlar birbirine paralel. Benzerlik oranı 4 bölü 6. Yani bu nedir? 2 bölü 3. Benzerlik alan ilişkisi deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Ki zaten bizden alanlar oranı isteniyor direkt benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir diyebiliriz. Bu e, benzerliği biz prizmada yapmıyoruz. Bakın prizmalarda yapmadık ya da silindirde yapmadık. Ucu sivri olan şekillerde piramitte ve konide karşımıza çıkacak. Piramitte ve konide böyle tabana paralel bir düzlemde kesildiği zaman benzerlik düşünebilirsiniz. 2 bölü 3 benzerlik var ya işte burada da 2 bölü 3 var hocam deyip buraya 2K buraya da K diyebilirsiniz. Ya da yükseklik İşte burası 2H burası da 3H diyebilirsiniz. Çünkü tamamı 3H olacak hatta Buraya da haş kaldı diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde benzerlik kesik piramitte de kesik konide de var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi burada benzerlik oranı 2 bölü 3. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Yani 4 bölü 9'a eşittir. Alanlar oranı 4 bölü 9'dur. Peki hocam kesik piramitle karşılaştığımız zaman kesik piramitin hacmi sorulduğu zaman kesik piramitte hacim ilişkisi var mı? Var. Bak aşağıda da dikkat yazmışız. Benzerlik oranı mesela atıyorum A bölü B ise Alanlar oranı nedir? A bölü B'nin karesidir. Sonra hacimler oranı nedir? Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşittir. Yani böyle bir şey gördüğümüz zaman benzerlik uygulayabilirsiniz. Mesela yukarıdakine bakalım. Benzerlik oranı kaç burada? 2 bölü 3 değil mi? Evet şu yukarıya yazayım. Ekstradan böyle yuvarlak içerisine yazayım. 2 bölü 3 benzerlik oranının kübü 8 bölü 27. E hocam o zaman burası 8V ise burası 27V değil. Burası 8V iken tamamı 27V olacak. Buraya 19V kalacak diyebiliriz. Öncelikle yukarıda ki 8V'yi bulduktan sonra V çıkar. Sonra kesit piramitte 19B olduğunu hesaplayıp sonuca ulaşırsın. Hacimle de ilgili bir şey geldiği zaman bu şekilde yapabilirsin. Benzerlik hacim ilişkisi. Benzerlik oranı küpü hacimler oranı eşittir. Bunu da sakın ama sakın unutma. Ya buradaki kenarlar oranı ya bu sivrilen yer ya tekrarlı böyle temalar alttaki gibi. Tekrarlı gitmeyi unutmayın. 2 bölü 3 bak 2 bölü 1 değil. 2 bölü 3 buna dikkat edin. Benzerlik hacim ilişkisinde kullanın. Bakın mesela şuradaki bir soru. Ne demiş? Ee, üstteki kesilip piramitin hacminin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar benzerlik oranı burada kaç? Direkt 3 bölü 4 değil mi? Evet. 3 bölü 4 benzerlik oranın kübü 27 bölü 64. Yani buradaki hacim 27 v iken burası ne olacak arkadaşlar? Tamamı 64 V olacak. Burası da 64'ten 27'yi çıkartacağız. O da kaç yapar? 37 V yapar. Yani burası 37 V oldu arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Üstteki kesilip atılan piramidin hacmin oranı nedir? Alttaki kesip piramidin. Yani bizden 37 bölü 37 V bölü ne isteniyor arkadaşlar? 27 V. Üstteki atılan kısım. Yani cevap 37 bölü 27 çıkar. Sayısal değerler verilmiş olsaydı. Mesela yükseklik verilmiş olsaydı. Atıyorum buradaki yükseklik verilmiş olsaydı. 27 ve eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'ten bulacaktım. V'yi bulacaktım. Sonra da V yerine burada V'yi yerine yazdıktan sonra da 30, 37 V'yi de bulabilirdim. Sayısal değeri de bu şekilde yapabilirdik. Yani öncekinde öncelikli olarak şurada işlemini yapacaksın. Hacmini bulacaksın. Sonra 37 V'yi bulup olayı bitireceksin. Tamam. Sayısal değer olarak verilmemiş. Hacimsel oran istenmiş burada. Bunu da bu şekilde yapıyoruz dostum. Tamam. Evet örnek 12'yi de bu şekilde hallettik. Geldik düzgün dört yüzlüye. Arkadaşlar düzgün dört yüzlü tüm yüzeyleri eşkenar üçgen olan. Yani bakın tabanlı bir eş üçgen olan piramit. Bak üçgen, 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 üçgen. Hatta bunların hepsi eşkenar üçgense biz buna ne diyormuşuz? Düzgün dört yüzlü adını veriyormuşuz. Düzgün dört yüzlü e, 4 tane neden oluşuyor o zaman arkadaşlar? Bu eşkenar üçgen, eşkenar üçgen, eşkenar üçgen. Arkadaki de eşkenar üçgen. 4 tane eşkenar üçgenden oluşur. Sonra yüksekliği nedir? Yüksekliği haş ama haşı hesaplayacağız. Şimdi dur. Arkadaşlar bunların hepsinin formülü var. İşte yüksekliği, yüzey alanı, alan ama 4 tane eşkenar üçgen değil mi? E 4 tane a kare kök 3 bölü 4 dersin hiç ezber yapmazsın. E için sadeleşince ne yapıyor? A kare kök 3 yaptı zaten. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Hacim. Hacim de basit aslında. Hacim nedir? Taban alanı. Hocam a kare 3 bölü 4 taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklikte de h bölü 3 olacak. Şimdi bunu hesaplayacağız. Arkadaşlar. Ee, burada hacimde ne çıkacak? Onu da hesaplanmışında buraya yazacağız. Çünkü bize ne lazım? Yükseklik lazım arkadaşlar. Hatta şuraya yazalım. Yine aynı şekilde. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yani taban alanı a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi haşı bulalım. Haşı bulduktan sonra da burası çıkacak arkadaşlar. Ha istersen burada sen ee, formüllerden bir tek neyi bilince formüllerden yüksekliğin formülünü bilince diğer formülde çıkartabilirsin. İstersen yüksekliği de bilebilirsin ama ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben şunu yapıyorum. Şekli çizip bakın şekli çizip sadece ve sadece şekli çizip şekli yorumluyorum. Şekilde de çizilen yüksekliğin alttaki şeklinin ağırlık merkezine geldiğini biliyorum ya. Hocam ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktasıdır. Bu burası nedir? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı bu çizilen kenar ortaya aynı zamanda da yüksekliktir. Yani burası A bölü 2 burası da A bölü 2'dir. A bölü 2'nin burası ne oluyor da ne olacaktır arkadaşlar? Köküç katı olacaktır. E A bölü 2'nin kök 3 katı. Burada 1'e 2 oran var ya. Bak 1'e 2 oran var ya. 3'e böldüğünde kısa bö kısa parçayı bulursun. A bölü 2'nin kök 3 katını. Bakın. A kök 3 bölü 2'yi sen 3'e böldüğün zaman A kök 3 bölü 6 gelir. 2 kat, katta A kök 3 bölü 3 mü gelir? Evet. 1'e 2 oran olduğundan dolayı. Şimdi buradaki haşı bulabilir misin? Bulabilirsin. Nasıl bulacaksın? Yükseklik. Pisagor bağıntısından. İşte tam olarak burada da bir Pisagor bağıntısı var. Çünkü bu alttaki şeklin ağırlık merkezine gelmişti şöyle. E burada h kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. Yani a kare eksi bunun karesi ne yapıyor arkadaşlar? 3 a kare bölü 9. 3 a kare bölü 9 yaptı. Yani bu a kare eksi a kare bölü 3 yaptı. 3 2 a kare bölü 3 yaptı. h kare eşittir 2 a kare bölü 3 olduğundan h da böylelikle kök 2 a kare kök 2 a bölü kök 3'e eşit oldu. Hatta kök 3 ile çarparsa kaç kaça eşit oldu? Kök 6 a bölü 3'e eşit oldu. He hocam yükseklik bu ne eşit? Gel burada yerine yaz. Bak gel burada yerine yaz. İşte a kare kök 3 bölü 4 çarpı e, kök 6 a bölü 3'ü yerine yaz. Bir de bölü 3 var. Buradan da hacim formülü çıkacaktır. Hatta hacimi de formülleştirelim isterseniz. Şimdi burada ne geliyor? A küp geldi bir kere. Tamam. E, şu bölü 3. Bu da bölü 3. Bölü 9 yapacak. Neyse. Kök 6 ile kök 3'ün çarpımı hani bu e, kök 18 yapıyor. 3 kök 2 yapıyor. 3 kök 2 yaptı. Şuradaki 3 ile buradaki 3 sadeleşti. Kök 2 yaptı burası. E, o zaman aküp kök 2 bölü 12. Aküp kök 2 bölü 12'ye eşit oldu. Bakın. Belki de işlem hatası yapmışımdır. İşlem hatası yaptıysam da düzeltin arkadaşlar. Böyle bir formül çıktı. Aküp kök 2 bölü 12 diye formül çıktı. Ama ben soru geldiği zaman eşkenar düzgün dört ile ilgili soru geldiği zaman ben bir kenarı böyle altının katı alıp ona göre işlem yapıyorum arkadaşlar. Ya da sayısal değer verildiği zaman ona göre işlem yapıyorum. Yani şekli çizip yorum yapıyorum. Ben buradaki formüllerin hiçbirini bilmiyorum. Bilmediğim için zaten ben bunu yazamadım. Belki de yanlıştır. Tam da emin değilim. A kök 2 ki bölünü ee, ki. işte ne bileyim yüksekliği de kaç bulduk mesela? Yüksekliği de A kök 6 bölü 3 bulduk. A kök 6 bölü 3 şeklinde bulduk mesela. Belki de bu da yanlıştır bilemiyorum. Kendim buradan yaptım ama ben sonuca böyle şey yaptığım zaman şöyle bir şey geldiği zaman formülle yapmıyorum. Hadi formülle yapacak olsak A kök 6 bölü 3 1 ayrı 4 ise 4 kök 6 bölü 3 derim. Cevap aratlarına bakarım 13. Bak gördünüz mü? Gerçekten doğru bulmuşum. Yani 4 kök 6 bölü 3 şeklinde formülü biliyorsan direkt yapabilirsin. Ama formülü bilmiyorsan ne yapacaksın? E, çizeceksin şekli. Bir eşkenar üçgen zemine çizdin. Mesela şöyle. Tepede bir nokta aldın. Şöyle. Piramidi oluşturdum. Bak şimdi piramit oluştu mu? Oluştu. Tabanın burası. 4 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Bir kenarı ben altın kata oluyor, alıyorum ama burada adam bize bir kenarı zaten 4 vermiş. Eyvallah yapacak bir şeyim yok. 4 4. Burası da 4. Burası da 4. Şimdi yüksekliği çiziyorum. Alttaki şeklin ağırlık merkezine gelecek. Alttaki şeklin ağırlık merkezinde bu kenar ortay doğrusu üzerinde olacak. Yani burası 2 birim 2 birim olacak. 2 iken 2 iki kök 3 olacak. Şurası da 90 derece. 2 kök 3 bölü 3 burası. Hocam iki katı da burası. Burası da 4 kök 3 bölü 3 yaptı o zaman. Hani 1'e 2 oran var ya. E yükseklik de h. E burası da 4. Artık burada bir pisagor bağıntısı olay bitti. H kare neye eşittir? 4'ün karesi eksi 4 kök 3 üç bölü 3'ün karesinden sonuç çıkacak. Pisagor bağıntısı şekli çizip yapacağız. E h kare buradan 16 eksi. Burası kaç yaptı? 16 çarpı 3 bölü 9 yaptı. Şunlar şunlar sadeleşince 3 yaptı. 48. 48 32 mi yapıyor? E, 48. 48'den 3. 2. 32. ha 32. h kare eşittir 32 bölü. Kaç çıktı? 3 çıktı. 32 dediğimiz nedir arkadaşlar? Kare alacağız. Buradan da h'ı da Kök 32 yani 4 kök 2 bölü kök 3 şeklinde buluruz. Kök 3'e çarparsak da ne oluyor? 4 kök 6 bölü 3 şeklinde buluruz. Bakın aynı sonuca ulaştık mı? Biraz önceki formülle ulaştık. İşte ben bu şekilde bilmiyorum. Bütün sorularda bu şekilde iyice anlayın diye şekli çizip yapacağım arkadaşlar. Mesela burada bir ayrı uzunluğu 9 olan e, o zaman alan isteniliyor İşte burada şey yapmama gerek yok. Düzgün dört 4 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için akar kök 3 bölü 4'ü Kaçla çarparım? 4 ile çarparsam olay biter. Yani direkt cevap 81 kök 3 çıkar arkadaşlar. Gelelim bir sonraki soruya. Taban alanı 25 kök 3 olan düzgün 400'ün yüzlü yüksekliğe. Arkadaşlar hemen düzgün 400'lü çiziyorum. Şöyle bir üçgen çizdim rastgele. Sonra tepede bir nokta belirledim. Şunları çizdim. Bak düzgün 400'lü yüzlü oluştu mu? Oluştu. Tabanım neresi? İşte tam olarak burası. Tabanım burası. Ve bunlar eşkenar üçgen mi? Eşkenar üçgen. E, taban alanı. A kare kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgen ya eşittir 25 kök 3 ise buradan kök sadeleşti. A kare 100'den A'yı kaç bulduk? A'yı da 10 bulduk. Evet A 10 çıktı arkadaşlar. A 10 iken formülü bilen arkadaş formül neydi? A kök 6 bölü 3. Yani 10 kök 6 bölü 3 diye cevaba ulaşabilir. Ama ben burada bu şekilde yapmayacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? Yine ispat yöntemiyle dik çizeceğim. Alttaki şeklinin ağırlık merkezine gelecek. Ağırlık merkezi kenar ortay. Yani burası 5 5 yapar. Şurası 90 derece oldu. E, 5 ise burası 5 kök 3 olacak. Burası 5 kök 3 bölü 3 olacak. Çünkü 1'e 2 oran var ya 3'e bölümde kısa parça. Burası da 10 kök 3 bölü 3 olacak. E burası da 10 değil mi? Evet. Sonra burada bir pisagor bağıntısından haçı bulurum. Haç kare 10'un karesi eksi e, 10 kök 3 bölü 3'ün karesinden çıkacak. Yani ne çıkıyor? 10 kök 6 bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. İşlem 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 yaptığınız zaman. Tamam mı gençler? Evet bir ayrıtı 2 santimetre olan düzgün 400'ünün hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Formüle bakalım mı? Bakalım formül doğru mu? Formül neydi arkadaşlar? A küp kök 2 bölü 12. Bak formülden gidecek olursanız. A küp kök 2 bölü 12. Yani 2'nin küpü çarpı kök 2 bölü 12. Buradan 4'e bölsen 2 4'e bölsen 3. 2 kök 2 bölü 3. Bu ne? Bu formül arkadaşlar. 2 kök 2 bölü 3. Demek ki ben formülü doğru bulmuşum. Cevap anahtarına bakalım. Kaçıncı soru? 16. soru. 16. soruyu kaç bulduk? 2 kök 2 bölü 3 bulduk. Demek ki konuyu anlatırken formülü gerçekten doğru bulmuşum. Ama şimdi ne yapacağım? Hemen şu şekilde şekli çizdik. Şekli çizdik kardeşim. Bir eşkenar üçgen tepede bir nokta. Artık ben CTRL'e C, CTRL'e B yaptım. Çizdim yüksekliği. E bu kenar ortay ağırlık merkezine denk düşecek. Burası 90 derece olacak. Bu da kenar ortay olacak. 1 ayrıtta 2. 1, 1. E burası 30'ı karşı 1 ise 60'ı karşısında şurası da yükseklik ya kök 3 olacak. Burası kök 3'ün 3'e bölünmüş hali. Burası da 2 katı. 2 kök 3 bölü 3 olur o zaman. E bir kenar kaçtı? 2 idi. Pisagor bağıntısından haşı bulurum. Haşı da bulalım bakalım. Haş kare neye eşit? 4 eksi şunun karesi. E 2 kök 3'ün karesi 12 bölü 3'ün karesi de 9. Sadeleştirme yapalım. 3'e bölsen 4, 3'e bölsen 3. 4 kere 3, 12'den 4 çıktı. 8 bölü 3 çıktı. Evet 8 bölü 3 haş kare ise. H kare 8 bölü 3. H da buradan kök 8 bölü kök 3. Yani 2 kök 2 bölü kök 3. Kök 3 eşleniyle çarparsam 2 kök 6 bölü 3 çıktı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hacim taban alanı yani a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik 2 kök 6 bölü 3 bölü 3'ü de vardı. Bölü 3'ü unutmayalım. Buradan şunlar gitti mi gitti. Ee, kök 6 kök 3 ile kök 6'ın çarpımı kök 18. O zaman 2 kök, kök 18'de 3 kök 2'dir. 2 çarpı 3 kök 2 bölü 3 kaldı burada. Aşağıda da bölü 3 var. Şu bölü 3'lerde gidince 2 kök 2 bölü 3 diye bulur muyuz arkadaşlar? Buluruz. Evet gençler gördüğünüz üzere şu şekilde şekil çizerek yapmanızı tavsiye ediyorum. Sınavda çıkacağını çok zannetmiyorum. Çıksa bile formülünü vereceğini tahmin ediyorum. Ama siz formülü bence ezberlemeyin. Bu yöntemi anladıysanız benim gibi yapabiliyorsanız bu şekilde yapın. Çünkü ben formülü bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu zamana kadar çıkan her bir soruyu da bu şekilde yapıyor. Mesela düzgün 400'de alan ABD verilmiş. Alan ABD verilmiş. Yani burada ne diyeceğiz arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4. Yani bir kenar A ise A kare kök 3 bölü 4. Eşkenar üçgenin alanı 16 kök 3 verilmiş. A kare 64 ise A'yı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Düzgün 400'ün hacmi. Hadi ne yapıyoruz? Yüksekliği çiziyoruz. Alttaki çektiğinin ağırlık merkezine düşecek. Israrla formülsüz yapmaya çalışıyorum. E, şurası kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir böyle. 8 8 olduğunu biliyoruz. E burası dörtgen 4 kök 3 olacak. Çünkü eşkenar üçgen ya yükseklik 4 kök 3. Burası 4 kök 3'ün 3'e 4 köküçün e bölünmüş hali. Burası da 8 kök 3 bölü 3 yaptı. Sonra burada ne yapıyoruz? Pisagor bağıntısından haşı buluyoruz. Hacmi bulacağız böylelikle. Neyse haşı kaç bulacağız arkadaşlar? Hadi bulalım yine. Yok bulmayalım arkadaşlar. Haşı buradan bulacaksın. Sonra da hacimde ne diyeceksin? Taban alanı. A kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde olacaktır hacimde. Ama ben direkt formülden gideyim bu sefer. Burada yerine yazacak olursanız alanında hacmi de kaç bulacakmışsınız? 128 kök 2 bölü 128 kök 2 bölü 3 şeklinde çıkacakmış. Hadi formülden bakalım. Formül neydi? Aklımda kalmıştır inşallah. A küp kök 2 bölü 12 idi galiba. E, A'yı burada kaç bulduk? 8 bulduk. O zaman 8'in küpü kök 2 çarp bölü 2 yapacak. Bu 8 çarpı 8 çarpı 8 kök 2 bölü 2'den. Şunlar sadece içinde 4 yaptı. 64. Ha bir de bölü 3 vardı mı arkadaşlar? Evet. Düzgün 400'ün hacmi. Bir kenarı kaç bulduk ya? 64. 8 bulduk. Evet. Formüle bakayım ben. Formüle bakayım. Formülü yanlış hatırladım galiba. Formül neymiş arkadaşlar? A küp kök 2 bölü 12 imiş. Bak gördünüz mü? A küp kök 2 bölü 12. Formülle de böyle sıkıntılar yaşanıyor işte. Şu 12 sadeleştirelim bakalım. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Ha bir de tamam. O zaman bu 64 128 kök 2 bölü 3 yaptı. Evet 128 kök 2 bölü 3 şeklinde formülle de bulunur. A burada işlem 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 yaparak da sonuca ulaşabilirsiniz. Ben ezbere bilmiyorum kardeşim. Siz ne yaparsanız yapın. İster ezberleyin ister benim gibi yapın. Evet, şimdi burada diyor ki düzgün dört yüzünün B köşesinden D köşesine şekildeki gibi gidecek olan bir hareketlerin yüzeyler üzerinden alacağı en kısa yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar hangi bu buzana kadar ne yaptık? Hangi yüzeylerden gidiyorsa ilk yüzeyi sabit tuttuk. İkinci yüzeyi ne yaptık? İkinci yüzeyi ilk yüzeye göre açtık. Yani sen burada ne yapacaksın? Şunu şöyle yukarı doğru açacaksın. E bu bir düzgün dört yüzlü olduğundan eşkenar üçgen değil mi? Evet şöyle eşkenar üçgen bir kenarı 6 olan eşkenar üçgen. Ben bunu aynı hizaya getireceğim. Aynı hizaya getirdiğim zaman da şöyle bir eşkenar üçgen mi oldu? Evet. D noktası bak burası oldu D noktası. Burası da B noktası. Senin eleman ne yapıyormuş? Buradan bu yüz ve bu yüzü kullanarak en kısa. En kısa şekilde böyle değil midir? Bizden bu uzunluk isteniyor. Hocam eşkenar üçgenden dolayı 60'ar er derece bunlar. E bu da eşkenar üçgenden 60'ar er derece. Bak 6 6 ve burada kaçtı da 120 derece çıktı. E 30 30 120 üçgen diyeyim bu. 6 6 ise burası da ne olacaktır? 6 kökü 3 olacaktır. Cevabımız böylelikle 6 kökü 3 çıktı. Nerede böyle karınca sorusuyla ya da yüzey sorusuyla karşılaşırsa karşılaşalım. Hangi yüzeylerden gittiyse ilk yüzey sabit ikinci yüzeyde ona göre açacaksın. Bir eşkenar üçgen var ilk yüzeyde. ikinci eşkenar üçgeni aynı düzleme getirdim sadece. Yukarı doğru açtım. Bir böyle bir de böyle bir üçgen oluştu. Buradan buraya götürdük. Yaptığımız şeyler hep aynı. Prizmalarda arkadaşlar ya da karınca sorularında. Gelelim şuraya. Örnek 19. Bir geometri dersinde yapılan etkinlik aşağıda adım adım verilmiştir. Eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıt parçası alınıyor. Evet eşkenar üçgeni şöyle bir çizelim bakalım. Sonra üçgenin kenar orta noktaları işaretleniyor. Şu, şu ve şu işaretlendi. Bu noktaları birleştirilen doğrular çiziliyor. Çizdik. Kağıt çizilen doğrular boyunca katlanıp bir üçgen piramit. Evet tabanı bu olacak şekilde yaptığım zaman üçgen piramit oluyor. Çünkü şurası 60 derece ya. Şu 60 ise bunlar da 60'ar derece oluyor. E, burası, da 60'sa, burası da 60 ise burası da 60. 4 tane eşkenar üçgenler oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yani karşımıza ne çıkıyor? Şöyle bir üçgen piramit çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet bu üçgen piramitin nesi verilmiş arkadaşlar? Yüksekliği verilmiş. Yüksekliği kaç verilmiş? Yükseklik 2 verilmiş. Bizim sabahtan beri çözdüğümüz yöntemle yani teknikle çözebilirsiniz. Ama işlem kalabalığınız olacak onu da söyleyeyim. Yani bir kenara A derseniz burası ne oluyor? A bölü 2 burası da A bölü 2. A bölü 2'nin köküç katı olacak burası. E bir de 3'e böleceksin. A bölü 2'nin köküç katının 3'e bölünmüş hali. Yani a bölü 6 a kök 3 bölü 6. Bunu da 2 katı ne olacaktır burası? E, a kök 3 bölü 3 yapacaktır. Değil mi? 2 katı a kök 3 bölü 3 yapacaktır. Yükseklikte 2. Burası da a. Pisagor'dan dolayı a'ya ulaşabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım a'ya ulaşalım. Ya da direkt formülden de yapabilirsiniz. Size kalmış ama ben buradan a'ya ulaşayım. A kare buradan 2'nin karesi 4 artı bunun karesi. Yani 3 a kare bölü 9 yaptı. Şunlar şunlar gidince 3 yaptı. Bunu attık öbür tarafa. A kare eksi a kare bölü 3 eşittir 4 yaptı. 3 a kare 2 a kare bölü 3 değil mi? Eşittir 4 yaptı. 4 kere 3 12 bölü 2. 12 bölü 2 6. Evet a kare eşittir 6'dan a'yı böylelikle ne bulduk arkadaşlar? Kök 6 bulduk. A kök 6 çıktı. Bizden ne isteniyor? Taban alanı nedir diye soruluyor. E, A'yı kök 6 bulduysak taban alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Yani kök 6'nın karesi kök 3 bölü 4 sonuca eşittir. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 6 kök 3 bölü 4. Bu da ne yapıyor o zaman? Sadeleştiği zaman 3 kök 3 bölü 2'ye mi eşit oluyor? Aynen öyle. Dediğim gibi formüllerle de yapabilirsiniz. Formülsüz de bu şekilde ispat yöntemiyle de yapabilirsiniz. Bakın çok da uzun sürmedi aslında. Şöyle e, işlem yeteneğiniz varsa. Evet örnek 19 3 kök 3 bölü 2 çıktı arkadaşlar geldik. Örnek 20'ye. Yani bu videonun son sorusuna. Şimdi D ABC düzgün 400'lü. Arkadaşlar şu tabanı bu olan tepesinde D olan bir düzgün 400'lü varmış elimizde. Bir kenarı kaçmış o zaman? 8 mi? 8. Bir kenarı 8. Şimdi alan ABE isteniyor. ABE. Hmm. Öncelikli olarak şuradaki uzunluğu ve şuradaki uzunluğu bulabilir miyim ben? Bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Hocam şu açı şuradaki yüzeydeki eşkenar üçgenden dolayı 60 ya. Aa hocam ben buradan bir dik çizelim. Bazı arkadaşlar kosinüsten yapabilir. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ın karşısı da 2 köküştür. Hocam bunun tamamı 8'di. Buraya 6 kaldı. Pisagor'dan burayı bulurum. Yani 2 köküçün karesi. Şuraya x diyeyim. x'in karesi neye eşittir arkadaşlar? 2 köküçün karesi artı 6'nın karesinden. 12 artı 36'dan. 12 artı 36'dan kaç yaptı? 48. x de böylelikle 4 köküç geldi. Evet x böylelikle 4 kök 3 geldi. Aynı şey 4 8 burada kaçtı da 60 derece değil mi? Şuradaki üçgene bakacak olursak. Evet burası da bakın öyleydi. 4 8 60 aynı şekilde burası da x'tir. Yani şurası x ya. Evet burası x olduğundan burası da x'tir ve x de 4 kök 3 çıktı. Yani bizden şu isteniyor artık arkadaşlar. Şu üçgenin alanı. Burası 4 kök 3. Burası da 4 kök 3. Bakın aynı şey. Buradan dik çizerek de yine sonuca ulaşabilirsiniz x. Buranın da x olduğunu. Ama 60'ı kolları 4'e 8, 60'ı kolları 4'e 8 ya e, ikisi de aynı üçgen. Şu uzunluklar birbirine eşit. E x'i 4 kök 3 bulduk. Bir de burası 8. İşte bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Tabanına ait yüksekliği çizelim kardeşim. 4, 4. E hocam burada yüksekliği bulurum. Aç kare neye eşittir? 4 kök 3'ün karesi. Eksi 4'ün karesi. 48'den 16 çıkınca 32 mi yapıyor? 48 eksi 16. Evet 32 yapıyor. Bu 32 ise haşı da buradan kök 32. Kök 32 de nedir? Bu 16 çarpı 2 olduğundan 4 kök 2'dir. Evet H 4 kök 2 ise eğer alan ABE nedir arkadaşlar? Taban 8. Yükseklik 4 kök 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bu üçgenin alanını bulabiliriz. Yani cevabımız kaç çıkar? 16 kök 2 çıkar arkadaşlar. Bakın özel açı mantığını bu soruda da kullandık. Özel açı bilgisi karşımıza çıktı. Katı cisimlerde bile biz bunlarla karşılaşacağımızı hep zaten sizlere söyledik arkadaşlar. Daha farklı bir şekilde yapılabilir miydi? Tabii ki şu yüksekliği böyle çizip bu yüksekliği bulmaya çalışabilirdiniz arkadaşlar. Buradan çizilen yükseklik şu yükseklik üzerine denk geliyor falan diye. Oradan daha karışık olacağını hissettim. O yüzden ben de bu yolu seçtim arkadaşlar. Bu şekilde cevabı yine rahat bir şekilde bulduk. Üçgene çevirdik soruyu. X'i X'i bulduk. 8 yani X X 8'lik. 4 kökü 4 kökü 8'lik. Üçgenin alanı isteniliyor bizden. O da 16 kökü çıktı. Gençler böylelikle piramidi de bitirdik. Piramit Kolay. Belki düzgün 400'lü zorlamıştır. Formülleri ezberleseniz belki daha rahat yapacaksınız. Ama ya formül sormazlarsa ya böyle mantığıyla benim yaptığım mantıkta bir soru içerisinde sorarlarsa o zaman ne yapacaksınız? Değil mi? İşte o yüzden bence formül değil de benim yaptığım şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Piramitte de öyle şöyle özetleyecek olursak çok da zor bir şey yok. Çizilen yükseklik köşegen üzerine geliyor. Tabanın köşegen üzerine geliyor. alt merkezine geliyor. Ya da dik çiz, dik çiz dik çiz olayını bir önceki videoda zaten yapmıştık. İkinci videoda da kesik piramitten yani bu videoda da kesik piramitten ve düzgün 400'den bahsettik. O kadar da zor değil aslında. Evet gençler piramit böylelikle bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 20. videoda ne var? Aa şey bitiyor katı cisimler önümüzdeki hafta. Koni ve kürenin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.